huzur, biraz sükunet, biraz dua. Besmele'nin gücü aslında bu. Öyle bir şey ki ben izlerken, yani her seferinde böyle bir kendimden geçiyorum. Hayvan ne kadar anlar, ne kadar aklı var ama besmele karşısında o kadar sakinleşiyor ki. Hani böyle yavaş yavaş bir izleyelim, bakın ne kadar sakinleştiriyor. Bir koyun ve onun bakıcısı. Bismillahirrahmanirrahim. Kurbanlıklar besmele ile nasıl sakinleşiyor? Peki bu işin sırrı ne? Amerikalı Müslüman çiftçi Chris besmele ile koyunları nasıl sakinleştiriyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sözlerine Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu cemiyan. Geçimini işte bu çiftlik evinde beslediği koyun ve keçilerden sağlıyor. O öylesine bir deney yapıyor ki besmelenin gücünü sizler de hayretler içinde izleyeceksiniz. Yere yatırılan keçi haliyle çırpınıyor. Korku ve telaş içinde hayvan. Ancak Amerika'da yaşayan Teksaslı çiftçi Chris, besmele ve tekbirle keçiyi bakın nasıl sakinleştiriyor. Sadece birkaç saniye önce yere yatmamak için direnen keçi, Amerikalı Müslüman çiftçinin tekbir ve besmelesiyle hareketsiz kalıyor. Amerikalı Müslüman çiftçi Chris bu sefer iki koyunu kurban olmaya ikna ediyor. Bismillah Allahu Akbar. Peki bu işin sırrı ne? Bismillah Allahu Akbar. It's okay, baby. Same reaction. They all react the same. The power of the word. Şimdi bizim Zahide Hanım, kurban bayramlarında da kurban kesiyoruz ya, kurban keser iken biz 3 defa tekbir getiririz. Hmm. Tekbir getirmeye başladığımızda o zapt edilemeyen hayvanlar tekbir getirmeye başladığında sakinlerler. Ondan sonra da Bismillahi Allahu Ekber dediğinde kendini bıçağa teslim eder, salıverir. Yani bu adamcağız da onu yapıyor zaten. Bir de efsunlama diye bir şey vardır. Yani okuyarak sakinleştirme. Ha. Tabii okuyarak sakinleştirme. Nihayet şimdi bir şeyden bahsederler. Yani bir kısmı ona uydurma der ama onlar istediği kadar uydurma desinler. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin bir koyunun kulağına eğilip bir şey söylediğini, bir iki gün o hayvanın yemek bir şey ot yemediğini söylerler. Sonra sormuşlar Hazreti Ömer'e, ne dedin ki bu hayvana, hayvan yemiyor filan da, ben ona unutma sen de öleceksin, senin için de ölüm vardır dedim demiş. O Hazreti Ömer, o söyler, ona bir şey demiyorum ama burada bir doğru var, nedir o? Ölüm. Ölüm insanı sakinleştirir. Bir de besmele, bismillah, Allah'ın ismiyle, bitti, ötesi yok bunun. Tamam. Yani bir hayvanın böyle aslında şu an
Uygun bir pozisyon değil onun yatması tabii için. Canım, değil tabii. Ama ona rağmen böyle... Rahman ve Rahim olan Allah'ın. Allah rahmet eylesin. Tabii. Babaannem bana hep dua okurdu böyle. Uyuyamıyorum falan dediğimde de böyle küçükken korkulur ya böyle hani odalarda. Gelirdi okurdu ya da dua ezberletirdi. O küçüklükten ezberlediğim duaların hepsi şimdi aklımda. Yasin'i bile öyle ezberlettiydi. Bak şimdi mümkün değil ezberleyemem ama evet. Ya... O...